Bakü'ye gideceğiz. Fatih Avanos bizi bekliyor. Ee, ona dönelim şimdi. Tabi ee, tabii bütün bu gelişmeleri konuşacağız. Sevgili seyirciler, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel Aliyev ve Paşinyan'ı Ekim sonunda Brüksel'e davet edeceklerini açıkladı. Bu önemli. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Ermenistan'a askeri destek Sözü bir kez daha geldi ve Azerbaycan'a yönelik iddialarda bulundu. Macron'a Azerbaycan'dan yanıt gecikmedi. Macron'un asılsız iddialarını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz denildi. Dönelim şimdi Bakü'ye. Fatih Avanos tüm bu gelişmelerin ayrıntılarını aktaracak bize. Coşkun Özen, Azerbaycan'ın, Bakü'nün net tavır göstermesi, Granada'daki o beşli müzakere masını, masasını e, tabiri caizse dağıtması tabii Avrupa'nın da e, planlarını bozmuşa benziyor. Özellikle Fransa ve Almanya'nın orada e, Türkiye'nin olmadığı bir masada bir barış e, anlaşmasını çıkarma girişimi e, Bakü'den dönmüştü. Bakü yönetimi her zaman e, barış müzakerelerinin Avrupa Birliği çatısı altında ve üçlü bir şekilde görüşülmesinden yana olduğunu ifade etti. Çünkü Bakü Paris ve Berlin'in bu anlamda tarafsızlığını çoktan yitirdiğine inanıyordu. Bundan sonraki açıklamalara baktığımızda tabi Azerbaycan'a toplantıya Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev'in katılmaması sonrası suçlamalar vardı. Asılsız iddialar vardı. Azerbaycan'ın operasyonlarını Ermenistan topraklarında gerçekleştirdiği, oradaki sivil halka yönelik aslında tehditkar bir politika izlediği gibi asılsız iddia vardı. buna da bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı net bir cevap verdi. Tabi açıklamada iki aslında ana başlık bulunuyor. Birisi Türkiye kısmı, birisi de Azerbaycan'a yönelik suçlamalardı. Türkiye kısmı ile ilgili olarak Fransa Cumhurbaşkanının Azerbaycan ve Türkiye'nin Granada'ya katılmayı reddettiği yönündeki iddialarının tam bir iki yüzlülük olduğu ifade edildi. Etkinliğe katılanların, katılan ülkelerin her biri çok iyi biliyor ki Türkiye'nin toplantıya katılımına Fransız tarafının karşı çıktığı net bir şekilde görüldü deniliyor ve Fransa Cumhurbaşkanının bu konuda yanlış bilgi paylaşması devlet başkanına yaklaşmayan, yakışmayan bir e, tavır olduğu da net bir şekilde ifade edildi. Diğer taraftan da işte o asılsız iddialar vardı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 5 Ekim'deki toplantısında Azerbaycan'a yönelik yaptığı asılsız iddiaları şiddetle kınıyor ve reddediyoruz denildi. Açıklamada şunlar da ifade edildi. Tarihte soykırım politikasıyla anılan ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında ulusal azınlıkların korunmasına ilişkin çerçeve sözleşmesine imza atmayan tek ülke olan Fransa'nın pek çok etnik halkın barış ve huzur içinde yaşadığı çok kültürlü ve etnik yapılı, yapılı. ve buna da dünyaya da örnek olan Azerbaycan Babacan'ı suçlaması tam anlamıyla kabul edilemez açıklamaları vardı. Dediğimiz gibi Hikmet Hacıyev de açıkladı. Azerbaycan kesinlikle müzakerelerden kaçmayacaktır. Müzakere masasında varız ama Brüksel çerçevesinde ve üçlü formatta olduğu ifade edildi. Eğer çoklu bir format düşünülüyorsa da orada Bakü yönetimi kesinlikle Türkiye'nin olmasını istiyor. Bunu söyleyebiliriz. Bu ay sonunda bir görüşme gerçekleşecek ama dün Granada'da nasıl oluyorsa Azerbaycan'ın olmadığı olmasa da m <목소리법> 다 bir anlaşmaya imza attığı açıklandı tabi Erivan yönetiminin. Neydi bu anlaşma? Bundan önce de ifade edildiği gibi Paşinyan defalarca söyledi. Azerbaycan'ın tam anlamıyla toprak bütünlüğünü tanıyoruz dedi. 86.600 kilometre kare. Bu şu da demek oluyor. Yine Gazah tarafındaki ve Nahçıvan'daki 7 köy artı 2 köyün de hepsinin bir arada kabul edildiği anlamına geliyor. Ama tabi Azerbaycan'ın sonuçta bu belgede imzası yok. Bu anlaşılıyor ki Ekim ay sonunda Brüksel'de bu bir kez daha masaya gelecek iki taraf karşılıklı tüm şartları o devredilmeyen köyler de dahil hepsini net bir şekilde sınırların belirlenmesini sağlayacak. Ardından da barış müzakeresi ve bundan sonrası için yol haritası da belirlenecek diye görüyoruz Coşkun Özen. Evet Fatih Avanos son derece güzel özetledi gelişmeleri. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı'ndan açıklama var. İşte Aliye ve Paşinyan'ı bu ay içinde bu ay sonuna doğru Brüksel'e davet edeceklerini ifade etti. Ama tabi Avrupa siyasi toplantısı liderler zirvesi İspanya Granada'daydı. Fiyaskoyla sonuçlandı.